Sevgili dostlar, bugün saat 16'da Fujifilm'in yeni ürünlerin sunumu vardı. Birçoğumuzun beklentisi farklı olabilir ama doğrusunu söylemek gerekirse benim açımdan hayal kırıklığıydı. Ben Enel Çamaç, fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Ne bekliyordum ben? Daha yüksek video özelliklerine sahip bir X-H2. Yok. Ha, en kötü ihtimalle acaba bir X-T5? Unutun. Onun yerine bambaşka şeylerle karşılaştık. Dolayısıyla benim beklentilerimi karşılayan bir sunum olmadıysa da belki başkalarının beklentilerini karşılamıştır. Dolayısıyla sunumdaki yeni ürünlere geçelim. Fujifilm'in bu sunumda yaptığı kesin bir şey var. O da ne biliyor musunuz? Full frame'e savaş açmış vaziyette ve bu savaşı iyice alevlendirmiş vaziyette. Ve benim algıladığım, yanılıyor olabilirim, daha çok profesyonel dünyaya bir sunum gerçekleşti gibi geliyor bana. Düşünsenize, orta formattaki yeni ürünleri olan GFX 100S daha henüz siparişleri yetiştiremiyor iken sürpriz! Yine bir orta format. Bunu sunarken de iddiaları şöyleydi. Orta formatı daha geniş bir kitleye ulaştırabilecek bir ürün geliştirdikleriyle ilgiliydi. Hani yepyeni bir kamera falan zannedersiniz. Yok. Daha önce ürettikleri bir kameradan bahsediyorduk. Onun Mark II'sini sundular. O da GFX 50S Mark II. GFX 50S'ten farklı, daha hızlı otofokus, daha yeni bir işlemci ve dolayısıyla daha geniş bir dinamik aralık. Ha, bunu da uzun uza diye teknik açıdan her türlü şekilde anlattılar. O kısımlarla boğmak istemiyorum ben sizi. Daha geniş piksel, işte daha çok piksel, daha büyük çözünürlük vesaire vesaire. Onları geçelim. Bunları zaten hepsi GFX 50S'te zaten vardı. Ha, bunu yaparken de diğer kameraların marka isimlerini vermeden sürekli full frame ile kıyaslayarak yaptılar. İşte yok daha iyi bokeymiş falan filan. Fujifilm o bölümde şunu söylemek istedi. Artık yeni profesyonel format full frame değildir, orta formattır. Vallahi olur mu olmaz mı zaman gösterecek. Göreceğiz. Yorum için de bir İtalyan fotoğrafçıya bağlandılar, bir bayan. Çok da şeker bir bayan. Zaten daha önceden de GFX 50S'i kullanan bir hanımefendi. Ya evet, yani bir şeyler söyledi falan ama ben sondaki mesajı, yani o alt çizgiyi doğru okudum. Kadın şunu demedi. Ben GFX 50S'imi satarım da bu yeni 50S Mark II ile değiştiririm demedi. Kadın şöyle dedi. Her iki makineyi kullanmak da benim için ayrıca keyifli olur dedi. Neyse, en sonunda da fiyatını açıkladılar. O da $4000 bandında olacaktı. Tabii şimdi GFX 100S ile kıyasladığınızda ciddi bir fark var. $2500 gibi bir fark var. Çünkü GFX 100S $6500. Aslında o fiyat bandına inerek full frame diğer kameralarla bir rekabet yaratmak istediler. Ama full frame'in de işte kendine göre bir takım avantajları var. Onu daha sonra bahsedeceğim ben size. Negatif olarak gördüğüm şey, ne yazık ki otofokus tabanlarını hala kontrast üzerine kurulu olması. Artılar ise her şeye rağmen, her şeye karşın otofokusun bayağı ciddi anlamda artmış olması ve daha önce bu makinede olmayan 6,5 stopluk bir IBIS farkı. Yani bir sabitleme farkı. Ya bunun haricinde de yüzün üzerinde yeni işte gerek yazılımsal gerek donanımsal yeniliklerden falan bahsettiler. Onlar da öyle bir geçiştirdiler. Yani ne olduğunu bilmiyoruz ama ben sadece aktarıyorum sizlere. Ha, yanlış anlamayın. Bu anlattıklarımla sakın beni orta format karşıtı falan da olarak algılamayın. Ha, gücüm olsa inanın hemen alırım. O bambaşka bir konu. Ha, yine de kabul etmek lazım. Yani orta format da bambaşka bir dünya. Keşke olsa. Keşke benim olsa. Bu bitti zannettik. Orta formattan başka bir şey geçecekler zannettik. Yok yok. Orta format devam etti arkadaşlar. Orta formatta bu sefer yepyeni bir lens sundular. Zannediyorum yine aynı konseptte, yani daha ulaşılabilir olmak amacıyla nispeten daha küçük, daha kompakt yeni bir zoom lens sundular.
O da 23'e 70 idi. Bunda ne yaptılar? 1000 dolara fiyat anons ettiler. Şimdi orta format lenslere bakarsanız bu fiyat uygun bir fiyat gibi gözüküyor. Dolayısıyla da ikisini combo olarak da 5000 dolar yerine 4500 dolar kit fiyat olarak lanse ettiler. Hayırlısı olsun. Şimdi burada bitti mi? Yok, bitmedi. Geliştirdikleri bir takım lenslerden bahsettiler yine orta format ile ilgili. Onlardan bahsetmeyeceğim. Nihayet X sisteme de geldiler. Dedim ki acaba XH2'ye mi geliyorlar, XT5'e mi geliyorlar, büyük bir sürpriz mi var? Yok abi. Bu sefer sadece X sisteme yeni lensleri sundular. Şimdi XF 18 mm F1.4'ü çıkartmışlardı. O da neydi? İşte XF 16 mm F1.4'ü yepyeni bir teknolojiyle yeni piyasaya sunum lens olarak. İşte daha hızlı bir otofokus, daha lineer, daha video geçişlerinde o hunting dediğimizin olmadığı. Şimdi ne yaptılar biliyor musunuz? Önce 33 mm F1.4'ü anons ettiler ki 33 mm neden önemli? Diğer full frame'de 50 mm karşılığı olan bir ölçüdür. Yoksa 50 mm, pardon, 35 mm F1.4, yani daha doğrusu genel anlamda 35 mm, 50 metreye bir parça geçen bir odak aralığıdır. Onunla da yetinmediler. Hemen 23 mm F1.4'ü de anons ettiler. Onlar da yakın zamanda piyasaya sunulacakmış. Yaptıkları tek bir şey var. Yani 18, hatta üçünü beraber sundular. 18, 35 ve 23'ü ne yaptılar? Yeni prime lens standardı olarak sundular. Yani eskileri de herhalde devre dışı bırakacaklar yakın zamanda. Ben o mesajı aldım. Bilemeyeceğim. İşte bağlandıkları bir iki insan falan filan oldu. Onlara geçeceğim. Onlar çok önemli değil benim için ama şu anda sundukları oydu. Daha sonra da ne yaptılar biliyor musunuz? İki tane X sistem lens geliştirilmesinden bahsettiler. Daha henüz piyasaya falan çıktı yok. Bir tanesi ilginç. Yani 150-600 kuşçular çok mutlu olacaktır. Esas diğeri beni heyecanlandırdı. Diğeri nihayet herhalde beni duymuşlar ya da dinlemiş olacaklar ki hem fotoğraf standartını hem de video standartını birleştiren bir lensten bahsettiler. Tam olarak hatırlamıyorum. 18'e 100 küsürdü galiba. Ama 2023'ten önce de çıkacak gibi gözükmüyor. Nihayet video kanadına da lens bağlamında video kanadına da özen gösterdiler. Hep diyordum ya ben size hani umuyorum ki Fujifilm daha satın alabilir yani bütçe dostu sinelens üretir diye. Zannediyorum yavaş yavaş bu lensle beraber buna bir giriş yapacaklar. Ama geniş yani o daha böyle optimal bir lens yapacak. Göreceğiz. Çıksın da bakacağız hep beraber arkadaşlar. Vallahi neyi anladım ben burada biliyor musunuz? Yani Fujifilm full frame'e savaş açtı. Şu an için video kanalından pek değinmediler. Onlar da çok iyi biliyorlar ki kontrast tabanlı otofokus sistemlerini değiştirmedikleri sürece ne Sony ile bu konuda ne de Canon'la baş edebilecek noktadalar. Doğruya doğru. Özellikle de orta formattan bahsediyorum. Bizim crop sensörümüz bu konuda daha küçük sensör olduğu için daha rahatız bu konuda. Daha hızlı bir foto otofoküse sahibiz ama orta format için bambaşka bir sisteme geçmeleri gerekiyor. Özellikle videoda. Evet. Gene de bu GFX 50S Mark II ile tekrar CMOS sensöre geçiş belli bir mesaj vardı. Yani yavaş yavaş X-Trans'tan yavaş yavaş değil hatta galiba bundan sonra X-Trans sensörü görmeyeceğiz. Ama işlemci yine X prosesör 4. Aynı işlemci. Orada herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla da otofokus sistemiyle de ilgili bir değişiklik. Hala kontrast tabanlı. Neticede XH2 ya da XT5 bambaşka bir bahara kaldı sevgili dostlar. Ya özetle işte daha önceden de defalarca söyledim. Bugün Fujifilm full frame dünyasına profesyonel tabanda savaş açmış gibi gözüküyor. Bekleyip hep beraber göreceğiz ve seyredeceğiz geleceğin ne göstereceğini. Sevgili dostlar, umarım beğenmişsinizdir. Kısadan anlatmaya çalıştım çünkü yoksa çok detay var. 50 dakikalık bir video. O ona işte sunuyor, bu buna sunuyor. İşte ne bileyim ben dostlar alışverişte görsün gibi bir takım paslaşmalar var. Onlara hiç değinmeye bile gerek yok. Valla beğendiyseniz beğenme butonuna, abone değilseniz hala lütfen abone olun. Ki bu ailemizi daha da genişletelim. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.